Kenta ve sonra. Hey hey hey! Döndürün be kasanın. Battle Blenders'a çok az kaldı ve görüyorsunuz burası sarsılıyor. Puan maçları her geçen gün daha da heyecanlı oluyor. Bugün kameralarımızı durmadan puan kazanan bir beybileçiye çeviriyoruz. Şimdi karşınızda Kenta. Yaşı size küçük gelebilir ama bu çocuğun kocaman bir kalbi var. Yayın Alev Kıskacı'nın bir saldırısıyla herkesi yenebilir. Bence Beyblade nedir? Bir düşüneyim. Dostluk demektir. Dahası dost olmaktır. Kısaca dost edinirsiniz. Battle Bladers'a gidersem dostlarımı görebileceğim. O seviyeye çıkmak ve dostlarımla karşılaşıp gücümüzü sınamak için de kazanmaya devam etmeliyim. Artık hazırız. Sıradaki mücadele burada. Bir sahip arenada. Sıradaki Beyblade'ci geliyor. Kenta! Hey, biz de seni bekliyorduk. Seni televizyonda gördüm. Ne kadar küçükmüşsün. Evet, çok tatlı. Şu an herkes Kenta'yı tutuyor. Bakalım bu ne kadar devam edecek. Diğer yarışmacımız o kadar kolay yenilmeyecek. Bu mücadeleyi kazanıp Battle Blenders'a bir adım daha yaklaşan kim olacak? Ve maç başlasın. Üç! İki, bir! Hadi fırla! Ve işte maç bitiyor. Böylece Kenta 3. raunda yükseliyor. Kenta'nın rakibine katılmasıyla heyecanlı bir eşleşme oldu. Üçüncü raundun ilk mücadelesi Kenta Yumaya'nın karşısında Atsuya Oki. Kenta ilk ve ikinci raundu hiçbir sorun yaşamadan hızla geçti. Aynı şeyi burada da yapıp yarı finallere geçebilecek mi? Beni bekle Jinga. Yakında sana yetişeceğim. Ha? Hey sen olduğun yerde kal. Bu kapıdan yarışmacılar girebilir, ben anladım. Maçı izlemek istiyorsan seyirci kapısından gir. Yolumdan çekilin. 3, 2, 1. Hadi. Ne oluyor? Kenta'nın nesi varmış? Güzel. Bir şey oldu galiba. Galiba burada iyi vakit geçiriyorsun. Ama benimle çarpışsaydın daha çok eğlenirdin. Ne? Maç sahasına biri elini kolunu sallayarak girdi. Ama turnuva çoktan başladı. Yeni bir yarışmacı turnuvanın ortasından katılamaz. Bu doğru. Herkes buraya gelmek için çok uğraştı. Madem turnuvada mücadele etmek istiyorsun, işe ilk round'dan başlamalısın, tamam mı? Olmaz. Öylesi hiç eğlenceli değil. Ben güçlü rakiplerle karşılaşmak istiyorum. Göründüğünden daha mı güçlüsün ufaklık? Ha? Ne? Ben mi? Seni toz duman edecek çocuk. Kenta çok Hadi güçlü. Hadi bildir işini. Hey Kenta, şu çocuktan kurtul da mücadeleye geri dön. Hadi başarabilirsin. Madem öyle görürsünüz. Ben Chinga'nın bir numaralı çırağı Sora. Senin sıradaki rakibinim. Jinga'nın neyi? Hey, bu çocuk ne yapıyor? Evet, şuraya bak. Ne yaptın? Hey, kaybol! Tamam. İşte başlıyoruz. 3, 2, 1. Hadi fırla! Beyblade yarışma tarihinde daha önce böyle bir atış görmedim. Şu hıza bakın! Olamaz. Hiç de yabana atılacak biri değil. Ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Beyblade ise daha önce görmediğim bir saldırı türü.
Saldırıya geçmek riskli olacaktır Sagittario. Dikkatli olmalıyız. Şuna bakın. Kuralları bir kenara bırakın. Çünkü plan dışı maç başladı bile. Sagittario sahanın ortasındaki yerini koruyor. Yoksa rakibinin hamlelerini izlerken mücadeleyi uzatacak mı? Buna izin vereceğimi mi sanıyorsun he? Bir kere daha düşün. Asıl eğlence görülmeyecek kadar hızlı olmaktır. Hızlı bir saldırıyla maçı bitirebilirsin. Tek hamlede bitir işini Cyber. Pekala, kendini hazırla şimdi. Özel hamle. Sanal yıldız patlaması saldırısı. Bu da nedir? Sanal yıldız patlaması saldırısı mı? Jinga'nın hamlesiyle aynı. Jinga'nın bir numaralı çırağı benim. Jinga'nın hamlelerinin hepsini yapabilirim. Ama bu haksızlık. Bu... Ha? Ha. Bey, bilet nereye gitti? Ah, ha, ha. İki kez ha? Ha? Oo. Bayanlar baylar, Bey bilet saha dışına çıkmış. Ya dostum, çok yükseğe fırladı. Bu da ne böyle? Demek Beyblade'in asıl eğlencesi kendini sağ dışına fırlatmakmış. Hey susun! Kesin, tamam mı? Hadi ama, bu nasıl olur? Her neyse, bu fazladan sıra dışı maçın galibi Kenta. Pekala, ben gidiyorum. Hey, biliyor musun? Ha? Tekrar karşılaştığımızda her şey çok farklı olacak. Bunu unutma. Çekil! Aa, dur, bekle! Pekala, turnuvanın gösteri kısmı bittiğine göre gerçek maça geçebiliriz. Kenta ve Atsuya! Sanal yıldız patlaması saldırısı gösterişti. Jinga'nın hamlesi herkesin kolayca taklit edebileceği bir şey değil. Ama fiziksel gücü olağanüstüydü. Sora gerçekten Jinga'nın bir numaralı çırağı mı? Neye inanacağımı bilmiyorum. Hadi ama. Bu sefer doğru yap. Sanal yıldız patlaması saldırısı. Ah dostum. Koca 1-0. Sonunda seni buldum. Ne istiyorsun? Bana gülmeye mi geldin yoksa? Hayır, ben... İstersen gülebilirsin. Şimdi gül ama sanal yıldız patlaması saldırısında ustalaştığımda gülemeyeceksin. Ah dostum, neden bir türlü beceremiyorum? Baksana, şu hamle. Onu ne zaman öğrendin? Öğrenmek mi? Özel hamle falan öğrenmedim ben. Ama Jinga'nın bir numaralı çırağıyım demiştin. Evet ama kendi kendime karar verdim, tek başıma. Hepsi Jinga bir turnuvada yarışmak için kasabama geldiği zaman oldu. Jinga'nın özel hamlesini gördüğüm zaman çok etkilendim. Fırla! Özel hamle! Kanatlı atın yıldız patlaması saldırısı! Hayır olamaz! Vay canına! Ha? Ha? O zaman Jinga doğrudan bana baktı. Seyircilerle dolu stadyumda sadece bana baktı. Tek kelime bile etmeden Jinga'nın ne düşündüğünü anladım. Hey çocuk, Beyblade'i sevdiğini fark ettim. Benim kadar güçlü olmak için çabala. Bugünden sonra bir numaralı çırağım sensin. İşte böyle. O gün Jinga'nın gözleri bana bunu söyledi. Yani aslında kendi söylemedi. Hayır. Yine de bendeki potansiyeli gördü. Ben de çabalıyorum. Onu hayal kırıklığına uğratamam. Bana baktığında Jinga gibi iyi, güçlü bir Beyblade'çi olmaya o anda karar vermiştim. Evet öyle. Çünkü bir Beyblade işte tam burana saldırır. Tamam, o zaman devam et. Beyblade'ine ve kendi gücüne inandığın sürece bir gün başaracaksın. Çünkü Beyblade yürekle çarpışır. Yürekle mi? Jinga ile tanıştığımda bana ilk bunu öğretmişti. Sana Jinga mı öğretti? Yani sen Jinga'yı tanıdığını mı söylüyorsun bana? Hı hı. Evet, biz dostuz. Ne? Nasıl yani? Sen Jinga'nın dostu musun?
Ama beni hiç durmadan konuşturdun ufaklık. Eğer Jinga'nın dostuysan neden en başında söylemedin? Seni sersem cevap ver. Bir nedeni yok. Tamam, sorun değil. Şimdiden sonra seninle ben de dostuz. Tanıştığımıza sevindim Kenta. Ben de öyle. Bay Sora. Ha, bu çok resmi oldu. Bana Sora de, tamam mı? Anladın mı? Tamam. Sanal yıldız patlaması saldırısı. Yine başaramadım. Nerede yanlış yapıyorum bilmiyorum. Ama en azından pes etmiyorsun. Bu kadar sıkı çalışman iyi bir şey ama biraz ara versen. Olabildiğince çabuk Jinga gibi bir Beyblade'çi olmaya yemin ettim Kenta. Dinlenecek vaktim yok ki. Haklı olabilirsin sonra ama... İşe yaramak zorunda. Hadi fırla! Ama sen... Ha? Ya, üzgünüm Kenta. Cyber'ı getirebilir misin acaba? Elbette. Hey, sorun ne? Hadi bana Cyber'ı ver. Biliyor musun Sora? Jinga gibi bir bebletçi olmak, onunla aynı hamleyi kullanabilmek demek mi merak ediyorum. Ne yani, sence değil mi? Şunu izle. Hadi fırla. Evet, hadi hadi hadi. Özel hamle yayınlayıp kıskacım. Bu muhteşemdi. Özel hamlen bu mu Kenta? Evet öyle. Sagittarius'un kendine has mücadele yolu var. Sence de Cyber'ın sadece kendi yapabileceği özel bir mücadele şekli olamaz mı? Ama Cyber Pegasus'a benzemiyor mu? Evet. Cyber'ın Pegasus gibi saldırı türü olduğu doğru. Ama bu her şeylerinin aynı olacağı anlamına gelmiyor. Hem Jinga'nın gücüyle senin gücün farklı değil mi? Galiba. O zaman sonra bence en iyisi Cyber için kendine has bir hamle bulman olur. Yoksa Jinga'yı taklit ederek onu yakalamayı başaramazsın. Ama tamamen yeni bir hamle bulmak oldukça zor değil mi? Pek kolay değil ama ben bulmayı başardım. Bu durumda sen de bulabilirsin. Sonra bütün kalbinle Beyblade'ine inan ve fırlat. Bütün kalbimle Beyblade'ime inanıyorum. Evet, hem eskiden bunu da bana Jinga söylemişti. Bak sonra gökyüzüne bir göz at. Ha? Bir Beyblade'in gerçek gücü, saldırı gücü ya da dayanıklılığıyla ölçülemez. Beyblade'çinin kendiyle arasındaki bağ ve duygularını kullanarak saldırır. Sanki evrendeki bütün enerjiyi içine çekmiş gibidir. Kalbini masmavi gökyüzü kadar açıkça ortaya koymalısın. Kalbimi masmavi gökyüzü kadar açıkça ortaya koymalıyım. Hadi Battle Bladers yarışmacıları, mücadele maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Zidoraema Arenası'ndan canlı yayın yapıyoruz. Kurallar basit. Beyblade tekniğini kullanmadan önünüzdeki engelleri aşın. Şelalenin üstündeki bayrağa ilk ulaşan kazanır. Kazanan okkalı bir 500 puan alacak. Pekala, bunu ben yaparım. O 500 puan benim. Ne? Bu maç mücadele değil mi? Öyle görünüyor. Harika. Mücadelede yeteneğimizi sınamak için bunca yol geldik ama mücadele edemiyoruz bile. Ne heyecan ama. Bunca yolu geldiğimize göre burada da yarışabiliriz. Belki Cyber olduğuna farklı şekilde kullanman yeni bir hamle bulmana yardımcı olur sonra. Yalnızca Cyber'ın yapabileceği bir şey. Pekala. Döndürmeye başlayın. 3. 2. Cyber'ın hamlesi. Sadece Cyber'ın yapabileceği bir şey. Sonra. Olamaz. Şuna bakın. Sonra bu sefer yarışmaya normal olarak katılıyor. Ama başlamak için çok geç kalmadı mı? Daha neyi bekliyoruz? Hadi, hadi. 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 Peşlerinden git Cyber. Olamaz.
Sonunu sahibini sütunların arasından geçmiyor. Muhteşem gücüyle aslında yoluna ne çıkarsa deviriyor. Aa! Olamaz. Bu yasak değil mi? Sizinki uzun sürüyorsa ben ne yapabilirim? Belki de Cyber'ın kendine has mücadele şekli budur. Sanırım. Sagittario! Önümden çekilin! Kes şunu! Beyblade'im! Yeter! Seni yakaladım. Kenta, sırada senin Sagittarion var. Ha? Sagittario! Oh. Bu sefer ucuz atlattın. Ha? Cyber etkileyici bir şekilde tüm gücüyle ilerliyor. Yoksa gücü o kadar fazla ki tamamen kontrolden çıktı mı? Şimdi Sagittario! Arayı kapatmak için Sagittario hamle yapıyor. Cyber'dan yerini geri alıyor. Her zamanki gibi iyisin. Kenta Sagittario'nun bütün becerilerini biliyor. Ama diğer taraftan ben... Ve şimdi son engeli, yani şelaleyi kim aşarsa kazanan o olacak. Eğer Cyber yetişirse her şey sona erer. Pekala Sagittario! Yapabilirsin Sagittario! Hadi kaybedemezsin Cyber! Evet, geç onu! Olduğu yerde kal Sagittario! Ne? Ne? Ha? Olamaz! Yayın alayım kıskacı! Yukarı itmeye çalış! Of! Sagittario! Ha? Ha? Vay canına! Cyber kütüğe doğrudan saldırıda bulunuyor. Pekala! Cyber bütün gücünle! Ha? Yapabilirsin Sagittario! Şuna bakın! Cyber ve Sagittario kütüğü itmek için güçlerini birleştiriyor. Ha? Olamaz! Başladı büyük belada. Olamaz. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yoksa Jinga'yı taklit ederek onu yakalamayı başaramazsın. Sence de Cyber'ın sadece kendi yapabileceği özel bir mücadele şekli olamaz mı? Tamam. Ama nasıl? Beyblade'çi kendiyle arasındaki bağ ve duygularını kullanarak saldırır. Sanki evrendeki bütün enerjiyi içine çekmiş gibidir. Ha? Buldum. Jinga'ya yetişmek için acele etmem gerekiyor. Onu geçmeliyim. Burada daha fazla vakit harcayamam. Bu kadar yeter. Fırla Cyber! Özel hamle! Heylan hamlesi! Ne? Bu da ne böyle? Ha? Bu harikaydı. Ha? Heyecan vericiydi. Yoksa yeni hamlesiyle sonra mı kazanıyor? Baksanıza. Nasıl? Ha? Bu da neydi? Ama geri dönmedi. Ne kadar da uzağa gitti. Ha? 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 Bunun için üzgünüm. Görünüşe göre ben kazandım. Keşke yere inmeyi de çözebilseydim. Neden hala yapamıyorum? En sonunda fazla güç kullanıyorsun. Denemeye devam edersen eminim sen de Battle Bladers'e katılabilirsin sonra. Hayır, henüz yeterince güçlü değilim. Beyblade'imi senin kadar tanımıyorum Kenta. Gücümü kullanamıyorum. Şu anki halimle Jinga ile aynı turnuvada olmak bile saçma bir iş olacaktır. Ve sanırım ben buna hazır değilim. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapman gerek. Ben de yardım ederim. Hayır, senden burada ayrılmalıyım Kenta. Ha? Peki neden? Kenta, sen kendi yoluna gitmek zorundasın. Ben de inandığım yola gideceğim. Ve bir gün rakip olarak yine karşılaşacağız. Sonra? Bence Beyblade nedir? Bir düşüneyim. Sanırım arada bir bağ var. Beyblade etrafımdaki dostları çoğaltan bir şey. Dostlarımla benim kalbimi birleştiren özel bir bağ. Ne kadar uzakta olsalar da. Hadi fırla! Yakında yine görüşelim dostum. Elin